merhaba Herkese iyi akşamlar vkg günlük grafik şimdi bu Normalde üyeleri özel ama e, tabi geçen 8'inde 9'unda bir videosu yapmıştım bir abonem e, tabi insanın isteyince yapacak bir şey yok yani orada izlendi bunu da vakıfbank e, şeyinden yapalım e, kontenjanından herkese açık olarak ve isteğine e, uyarak yapalım şöyle göstereyim e, 8 9 gibi Mart gibi ya da 10 Mart gibi bir video çekmiştim Acaba dedim o videoda hani daha henüz trend çizilecek bir durumu yoktu ama şöyle bir trendi belki stop olarak alabilirdiniz 3.61'den geçen. Orayı kırmış tekrar 3.43'e doğru bir hareket de devam etmiş. Şimdi açıkçası 200 gün ortalaması da artık burada yavaş yavaş kırılıyor. Henüz kırılım sayılmaz ama bir 3.32 ihtimali doğurur. Orası kırılırsa 3.20'ye bakmak lazım. Alıcılar daha önce orada bir geldi. Eğer o alıcılar istekli değilse aşağıdan başlayalım değerlendirmeye. 2.97 orası da artık en majör destek. Yani 2.97'de kırılıyorsa açıkçası işler çok iyi bir yere gitmiyordur. Ama genellikle bu 200 gün etrafında fiyatlar bir takılır onu söyleyeyim. Yani bir yerde biraz uzaklaşınca alıcı gelme ihtimali artıyor. RSI aşağı yönlü bir hareketi onaylıyor. MACD'de yine histograma ilk kırmızıyı koymuş daha henüz kesişmemiş ama aşağı yönlü hareket devam ederse o da bir sat sinyali üretmeye başlayacak. Hacimler şimdi artıyor, hem düşüyor hem hacim artıyor. Bu iyi bir şey değil normalde. Hacimlerin azalması lazım. Şu hareketin içindeyken hacmin çok azalması lazım. Ona dikkat edin. 18 milyon şey, özür dilerim 14.8 milyon bugünkü lot hacmi. Onun şöyle bir, bir hani kopya çekelim sol taraftan. 7 milyonlara 6 milyonlara düşmesi lazım ki e, bir isteksizlik var. Satıcılar pek malı elinden çıkarmıyor diyebilelim. Tüm ortalamanın altında çünkü. Şu an hem ortalamanın altında hem hacim de böyle biraz fazla gelirse o da iyi bir gösterge değil. Yukarı yönlü hareket yani burada ciddi bir e, tabi e, hedefiniz varsa o belli. 4-14 bunun başının belası. 4-5 tane temas var görüyorsunuz. Hiçbirinde kıramamış bu 4-14 seviyesini e, kalıcı olarak. E, majör anlamda söylüyorum. Orasının geçilmesi lazım. Kısa vadede e, 3.66'nın üstüne tekrar çıkarsa o biraz daha inandırıcı bir yukarı hareket olur. En azından 4 ihtimalini hemen aklımıza getirir. 3.66 takip edilmeli orada. Bunun dışında Söylenecek bir şey yok. Şunu söyleyebilirim. Bir de GEO'lar için söyleyeyim genel olarak. Şimdi e, ben hani şu ekonomik iklimde GEO'ların çok iyi bilançolar vereceğini düşünmüyorum. Yanılıyor olabilirim. Bilmiyorum ama e, şimdi faiz 200 bas puan daha geldi. Bunu birçok videoda anlattım aslında GEO'lar için. EKGEO'da anlattım. Enine boyuna anlattım orada. Eğer e, tabii tüm GEO'lar aynı değil. Yani eğer sahip olduğunuz GEO yurt dışında bir iş yapmıyorsa, projelerini büyütmüyorsa ee, sadece yurt içinde konut falan filan AVM yapıyorsa şimdi orada bir temel analizine bakmanız lazım. Benim tavsiyem orta ve uzun vadeciysenize de kesinlikle bakmanız lazım. Ee, bir tavsiyem o yönde olur. Çünkü yani sektörel bir şey e, inşaat sektörünün tekrar büyümesi. Mesela ben bugün bir yerde okudum. Nerede okudum hatırlamıyorum. 1.6 milyon inşaat sektöründen işsiz varmış. Yani daha önce çalışan 1.6 milyon kişi işsiz kalmış. E şimdi sektörel raporlar çok soru işareti. Yani bu sektörel sektör bu kadar daralıyorken inşaat firmalarının borsada yürümesi nasıl olacak ben onu bilmiyorum. Yani onu bir temel analizciye sorun istiyorsanız. Ama şey tekrar söylüyorum yani sahip olduğunuz ortak olduğunuz şirkete dayalı olarak yani adamın yurt dışında işleri ya da başka devlet işleri yapıyordur falan durmuyordur yani işlerinde bir küçülme yoktur. O ayrı bir şey. Ama sadece konut üzerinden gidiyorsa ve AVM gibi böyle e, proje üzerinden yürüyorsa onu da kendiniz bir değerlendirmeniz e, tavsiyemdir. Orta ve uzun vadeciyseniz özellikle. E, çünkü bir faiz arttırımı da muhtemelen gelir Türkiye'de. <laughs> ha bunlar ne zaman para kazanır? Yani ne zaman borsada hızlı ilerler? Ben bu bankacılıkta anlatmıştım, EKGO'da da anlatmıştım. Ne zaman pik enflasyona geliriz? Yani buradan daha gitmeyecekleriz enflasyon. E, muhtemelen o da haziranda olacak. Yani baz etkisi diye bir şey var. O matematikte baz etkisiyle beraber enflasyon bir düşüş eğilimine girecek çok büyük ihtimal. İşte o zaman faiz indiriminin kokusunu aldığı zaman piyasa o zaman bu bankalar, GEO'lar falan zaten harekete e, başlar. Yani o faiz indirimi fiyatlamaya hemen başlarlar. Söyleyecek başka bir şey yok. Bu da temel analiz olarak da alabilirsiniz ya da strateji olarak alabilirsiniz son söylediğimi. Ama bir temel analiz olarak almayın yani şirket temel analizi olarak almayın. Genel sektörel manada bir şey. Herkese iyi akşamlar.